Lastik Park'ın katkılarıyla Tozlu Garaj serimizdeyiz. Cadillac V8'imizi bugüne kadar boya açısından hiç kontrol ettirmedik. Boyalı mı, boyasız mı, değişeni var mı, yok mu bilmiyoruz. Şimdi bir hedefimiz var. Eğer boyası gerçekten iyi durumdaysa aracı kaplatacağız. Yok eğer çok fazla boyanmış parçası, problemli parçası varsa komple boyatacağız. Bunun kararını vereceğiz. Biliyorsunuz motor kaputunda daha önceden de Zibart videomuzdan hatırlarsınız bir problem vardı. Bakın güneş yanığı gibi görünüyor ama bence alttan problem olmuş. Motorun çok sıcak çalışmasından kaynaklı olarak bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü verniğinde bir şey yok dediler. Öyle bir durum. Şimdi bakalım mesela buralarda boya var mı? Evet, verniğin daha doğrusu boyalı yerlerde böyle daha düşük çıktı sanki. Çok da fark etmedi. Şöyle uçlara bakalım. Şöyle bakın, taş izleri de var. Tek tek görünüyor onlar. Önden bayağı. Ondan sonra Cadillac amblemi eksik. Bu arada bu amblemler de hep yenilenecek şimdi bu videomuzda. Ya da tamir edeceğiz. Mesela buralarda Japonlar falan akmış. Bunu yapıştırırken tahmin ediyorum. Plakalı boyatmıştık önceden. Devam edeyim. Şimdi bir de şöyle bir şey bakın. Kaputtaki çizikleri görüyor musunuz? Çatlak gibi olmuş. Yani motor kaputu gerçekten de bayağı bir sıkıntı yaşamış ama boya yok. İçten de belli oluyor birçok noktasında. Uç biraz kalın ama genelde öyle oluyor zaten. Şuralara bakalım. Bunlar tabii hasar görme ihtimali olan yerler. Buralarda da ufak tefek yanıklar var bu arada. Buralar plastik, altlar pakolar var. Araba tabii ki de çok kirli. Bence çamurlukta da boya yok. Devam. Bence çok iyi gidiyoruz. Tavandan genelde referans alınır. Bakın. Bence iyi gidiyoruz. Farklar tabii ki de var. Ama farkların olması onların boyalı olduğu anlamına gelmiyor. Şu ana kadar boya olduğunu düşünmüyorum herhangi bir yerinde. Şurada bir çizik var. Arka kapıya bakmamış olabilirim. Bu arada bakın şunu görüyor musunuz? Kapaklar şu an yok. Çünkü aracın jantlarına da girdik. Ve bu kapaklar normalde arkadaydı. Bunlar plastik ve sonraki serilerin kapakları. Bizimkiler alüminyum, herhalde çalınmış. Ondan dolayı yine orijinal olan bunları takmışlar ama. Hatırlarsanız Amerika'ya gitmiştim arkadaşlar. Orada bir hurdalık gezmiştim. Ama hurdalıktan herhangi bir şekilde bir şey alamamıştım. Sökme vesaire gerekiyordu. Bir de tabii bazı şeyleri gözümden özellikle kaçırdım. Neden derseniz Amerika'da bir yerden eBay'den sipariş ettim. Kaldığım otele bu jant kapaklarını getirttim. Bitmedi. Arkasındaki yazılar hepsi sahte yazılardı. Öyle sadece bir STS yazısı orijinalde. Onları da söktüm. Orijinallerini Amerika'dan yine internet üzerinden temin ettim. Bu videomuzda aracın o eksik amblemlerini de tamamlayacağız. Bu arada jantlar da gerçekten böyle çizikli vesaireydi. Zamanın etkilerinden fazlasıyla etkilenmiş. Bunları da yapacağız. Boya, polisaj ve de CNC işlemlerine tabi tutacağız. İnanamayacaksınız arkadaşlar, muhteşem olacak. Kapakları o nedenle götürdük bu arada. Bakın önde de yok. Şu anda onların işlemleri gerçekleşiyor bir yandan da. Arka tamponu zaten boyatmıştık. Çok da güzel rengi tuttu bu arada. Ona da bir polisaj yapacağız. Şimdi arkadan devam edelim. Burada çok homojen değil. Şu tarafta biraz daha fazla boya var gibi.
Yani o iş belli olmaz. Çok hassas bir şekilde. Evet. Aşırı bir kalınlık yok. Bence boyası şu ana kadar orijinal. Evet, iyi gidiyoruz. Şurada bir altta kötü bir yerimiz var. Orası su almış. Oraya kaplatsak da boyatsak da mutlaka bir işlem uygulamak gerekiyor. Güzel gidiyoruz. Bunlar önemli. Tavanın devamını toplayalım. Arkadaşlar bence Cadillac V8'imizde boya yok. Ufak tefek tamiratlar mutlaka vardır. Bizim de mesela bir yerde böyle kabarcıklarımız oluşmuştu, göstermiştim, hafif paslanmalar. O nedenle ufak tefek şeyler dışında ben problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Karar vermek zor ama ülkemizde malum bir boya takıntısı var. Bu boya takıntısının bir nedeni var aslında. İnsanlar o kadar güzel bir şekilde aracı çıkartabiliyorlar. Hatta mikron boya falan filan çıktı. Mikron boya yaptırıp boyasız diye satabiliyorlar. Doğal olarak insanlarda bir boya takıntısı, böyle çok kötü bir arabayı bile ayağa kaldırabildiğimiz için ustalar olarak, ondan dolayı da insanlar korkuyorlar doğal olarak. Açıkçası ben de boyasız bir araç olduğunu düşündüğüm için aracı boyatmayacağım. Ama ufak tefek sıkıntılarını da yaptıracağım. Mesela o çürümüş olan kısım. Ondan sonra aracın çeşitli yerlerine 10-15 tane minik minik gamzeler, göçükler var. Kimisi biraz fazla, kimisi az. Arka bagaj kapağının orada var. Kapılarda var. Otoparkta çünkü 15-20 yıl yaklaşık yattığı için çeşitli yerlerde mutlaka sıkıntılar olmuş. O nedenle de boyatmayacağım arkadaşlar. Kaplatacağım. Ama kaplatmak için de aracı gerçekten çok iyi bir şekilde polisaj ve seraminin yapılması gerekiyor. Onun üzerine yapacağız ve de poliüretan kaplayacağız. Bu arada arkadaşlar ben şu an neredeyim? Zimart'ın İstanbul Havalarında yeni açtığı şubedeyim. Buranın en güzel tarafı şu. Aracınızı getirdiniz diyelim ki, bir yere gideceksiniz daha doğrusu, seyahatiniz var. Bırakıyorsunuz, bütün işlemler gerçekleşiyor. Ayrıca bir nevi otoparkı da Zimart'a yüklemiş oluyorsunuz. Diyelim bir hafta gittiniz. Ben mesela Amerika'ya gittim. Buraya aracımı bıraktım. Bir hafta 10 gün aşağı yukarı burada kaldı. Hem işlemler oldu hem de otoparkta kalmış oldu. Arkadaşlar bakın şimdi silme işlemi devam ediyor. Şu çizikleri görüyor musunuz? Bunlar gitmiyor. Daha önceden de gitmemişti yanıklarla birlikte. Kaplamanın bunları ne kadar kapatacağını gerçekten çok merak ediyorum. Hem çizik hem de yanık. İçten de olsa yanık yanıktır. Bir de şöyle bir şey, şunu halletmemiz lazım. Şuralara Japon gibi bir şey gelmiş. Artık polisajla mı yaparız, nasıl yaparız bilmiyorum ama bir şekilde çözülmesi lazım. Çünkü çok çirkin görünüyor. Yasin'le birlikteyiz. Yasin, Zibart'ta çalışanlardan ve kendisi felaket etiketçiymiş. Görür görmez hepsini de benden iyi biliyor. Şimdi şurada bunun tacı düşmüş. Önceden Japon'la yapıştırmaya çalışıp rezil etmişler. Ne yapacağız Yasin burada ya? Abi bunun arkasına iki tane saplamayla, çelengin arkasından böyle şuradan bir L ayakta bunu buraya sabitleyebiliriz. Yapıştırmamamız lazım. Yapıştırmamak için iki tane çelengin altına saplama ince buradan. Şuradan bir L ayak hani bunu böyle tutsun diye. Hem yapıştırıp panjuru bozmazsınız hem de çelenk daha sağlam. Çünkü orijinal logosu ve o çelenk bende şu anda. Al sana çelenk. Zaten bu şey vidalı. Normalde bunlar ayaklı böyle kırılmış. Şöyle. Olması gereken tam olarak şu. Böyle değil. Biraz acı kalır yana. Evet. Şöyle. Baksana birden havası değişti yani. Ha. İşlemler başladı. Tata Rus'ta burada bir yandan polisajı yapıyor. Bir yandan da Yasin, etiketçi Yasin tek tek
süngerle uğraşıyor. Nasıl bir kimyasal kullanıyorsun? Abi etki sökücü olarak şöyle geçeyim sana. Ha. Etki sökücü olarak geçiyor. Ha, işe çok, yarıyor yani. Çok kötü yapmışmış ama. Çok bastırmadan. Şu sarı yer neresiymiş? Onlar önceki şey herhalde önceki değil mi? Şey. Evet bak ince yok, zaten 32 ve North Star yazısının şeyi. Evet. Orijinali. Öyle mi? Aynısı. Çıkarabileceğiz ama değil mi onları da? İnşallah. Önde de var. Diğer tarafa da geçeceğiz. Ben o boyalı kısmın nasıl olacağını çok merak ediyorum. Çünkü bir geçiş yapılması lazım. Vernik olmadığı için üzerine gidilirse boyayı yakma ihtimalimiz de var. Üstünden geçmeyeceğiz o nedenle. Kenarlarını halledeceğiz. Yanıyor yanıyor. Şurayı merak ediyorum ya. Burayı nasıl yapacağız? Geleceğim abi. Ya da rötuşla götüreceğiz bir şekilde. Abi zaten zibart da pasta tek kattır. Evet bu kalın pastan zaten. Sen şu an aracın tamamını kalın pastayla aldın doğru evet, mu? Evet doğrudur. Sağ taraf bitti. Şimdi sol tarafa geçiyor arkadaşlar. Evet. Bakın. Sağ tarafa tek kat daha gireceğiz abi. Amma çizilmiş ya bir yıldır. Ne olmuş böyle bu kadar ya? İlginç valla. Sen oraya yapa dur ben. Şurayı çok merak ediyorum. Şuranın zımparası kaçtı çünkü arkadaşlar bakın. Bu mat olması nedeni vernik yok üzerinde. Boyandı sadece. Zımpara vesaire üzerine yapılmadı. Sadece üzerini kaplayıp geçeceğiz. Başka bir işlem olmayacak bunda. Çok iyi yapışmasını istemiyoruz. Sadece düzgün yapışsın yeter, gerilsin. Dediğim gibi verniklemedik özellikle. Renk çok güzel tuttu bu arada bakın. Yani mat olmasına rağmen arada renk farkı çok fazla görünmüyor. Bu kısımlar bitti. Şuraya geliyorum. Burada birazcık böyle altında öncesine ait ya da işte orijinal olmayacak şekilde yapıştırdıklarında böyle bir Japon şeyleri kaldı. Bu burası da böyle. Ama bunları daha fazla değişmeyeceğiz açıkçası. Sıkıntı olabilir. Bunu da sökmeyeceğiz. Bu orijinal çünkü çok güzel yapışık ve kendi şeyi muhtemelen. Gördüğünüz bir yılda ne kadar çizilmiş. Yani bir yıl önce yapılan bir şeyden sonra ciddi anlamlı problemler var. İki kez falan yıkandı yani bir de. Ama ne olursa olsun boyama çiziyor. Şimdi biz bu uygulamayı yapıp ondan sonra gerekli işte koruyucu ve parlatıcıyı kullandıktan sonra üzerine kaplamayı yapınca şeffaf kaplamayı bambaşka olacak arkadaşlar. Orada da Zibart'ın özel bir kampanyası var. Kaplamaya geçince size söyleyeceğim. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada önemli olan şu verniksiz kısma fazla girmememiz gerekiyor. Evet. Eğer girersek bura kararıyor. Öncekinde bir öyle bir şey yaptık. Bunu tekrar yapmamız gerekti. Sadece şurada zımparanın taştığı yerler var. Orada bir degrade bir şekilde geçiş yapması gerekiyor. Sarısının el hareketleri bir değişik. Çok alışık olmadığım şekilde kullanıyorsun makineyi bu arada. Onu da söyleyeyim. Kendine yani ipek gibi gidip geliyorsun vallahi boyanın üzerinde. Normalde bu makineyi sabit tutarsan bu makineyle çizik alamazsın abi. Değil mi? Rotary olsa sabit tutup çizik alınabilir ama bu orbital abi. Bu makineyi sürekli oynatman gerekiyor. Vallahi iyi oldu ha. Bayağı bir kapattık. Geçti evet. Bayağı bir şey oldu. Süper. 93. Şimdi arkadaşlar yan taraf bitti. Ben hayretler içindeyim. Şurada aynen buradakiler gibi belirgin iz vardı. Ya neredeyse gitti. Bir de bunun üzerine kaplama olduğu zaman kalmayacak diyebilirim. İnşallah. Şurada nasıl bir sonuç alacağız göreceğim. Bizi şaşırt Tatarus'ta ya. Sen gerçekten değişik bir tarzın var. Makineyi sallaman bile farklı. Şimdi büyük ümitlerle seni izliyorum. Hadi bakalım. Rastgele. O beyazlığı gidiyor Tatarus'ta. Yani büyük bir oranda kapatacak gibi bakalım. Bakın arkadaşlar. Buradan şu hale geliyor. Bayağı topluyor. Kaplanınca da çok ciddi bir düzelme olacak gibi. Hadi bakalım. Ya valla Tatarus'ta helal olsun diyorum sana. Çok büyük oranda gitti. Var tabii ki de hala görünüyor. Ama nerede o önceki hali? Nerede
Şimdi tebrik ediyorum seni. Yani dans eder gibi makineyi gezdiriyorsun yani kaportada. Hakikaten arkadaşlar bakar mısınız sonuca? Çizikler neredeyse gitti. %80 iyileşme var. Bir de bunun üzerine şimdi kaplama geldiği zaman sonucu siz düşünün. Şimdi rötuşlayacağız o yaptığımız boyayla. Sabah oldu. Bayağı da güzel oldu. Bu göçükleri halletmiş olmamız, polisajın çok iyi bir şekilde yapılmış olması, ardından da bu rötuşlarla beraber bitmedi. Bir de Diamond Gloss boya koruyucusunu yaptık Zeewart'ın. Onun da amacı şu, hem boya korumayı güzel bir şekilde sağlıyor, hem de kaplamanın altında aslında iyi bir tabaka oluşturuyor. Hem parlaklık açısından, dediğim gibi hem de koruma açısından. O nedenle bence çok iyi bir iş çıktı ortaya. Şuradaki yanıklar hatırlarsanız oldukça kötüydü. Bence yaklaşık yarı yarıya o derin çiziklerde %80 oranında azaldı. Hakikaten artık kaplama yapmaya hazır ve kaplama sonrasında da benim en çok merak ettiğim konu bu yanık gibi görünen yerlerin ne kadar kapanacağı. Bu aslında bir örnek olacak hepimize. Çünkü bazı araçların durumu gerçekten kötüdür ama dokunmak istemezsiniz, korumak istersiniz. Böyle bir işlemle de ne kadarlık bir fark olacağını hep beraber göreceğiz. Aklıma takılan sadece birkaç nokta var. Mesela şunlar çıkmıyor arkadaşlar maalesef. Bir daha bakacağız ama kaplamadan önce. Bunlara bir yöntem bulacağım. Burayı zaten kaplama yapmayacağız. Belki şurayı da boş geçer daha sonra kaplatırım, bilemiyorum. Bir de bu logoların olduğu kısımlarda ister istemez bir şeyler kaldı. Onu da o kadar önemsemedim açıkçası. Üzeri kaplanacak. Üzerine aynı yerlere de logolar gelecek. Şu sağ köşedeki çizik de büyük oranda gitti. Kaplanınca daha da az hissedecek diye düşünüyorum. Yani eski araçlarda da hakikaten bazı şeylerin limiti var. Ekip hızlı başladı. Emre hoş geldin. Güle güle kullanın. Eyvallah. Araç teşekkür çok güzel. Ederim. İç ve dış aksam olarak çok iyi görünüyor. Uygulayacağımız kaplamada bunu birazcık daha toplar mı? Ne dersin? Kesinlikle. Zaten kaplamanın en büyük avantajı hem koruyuculuk dışında bir de parlaklık, ultra parlak özelliği de var. Bununla birlikte iyi bir sonuç alırız diyorsun. Kesinlikle. Ya hadi bakalım ya, heyecanlandırıyorsun yani adamı ya. Şimdi bu arada önemli bir detay şöyle. Alırız. Biz çıkar. Poliüretan kaplama kullanacağız. Biliyorsunuz hibrit ürünler var, PVC ürünler var. Poliüretan bu işin son noktası. Mecbur kullanacağımız ürün Zeewart'ın Z-Tech Pro'su. Emre, böyle bir aracı kaplamak daha mı kolay daha mı zor? Zor. Zor mu? Evet. Neden? Şimdi alan olarak çok büyük. Malzeme nebatı, örnek vereyim, uzunluk olarak zaten bir etken yok. 1.53 olduğu için şimdi uzunluk olarak da birçok noktalarda hani malzemeyi biraz esnetmemiz gerekiyor. GC ile tavanının birleşik olması. Aynen. Kapılarını... Parça çıkıyor. Evet, kesinlikle. Normalde günümüz araçlarında, bunlar eski araçlar olduğu için daha klasiklik katmak için böyle kapılarını bütün yapıyorlar. Ama yeni araçlarda böyle daha çok altı daha bütün oluyor. Üstü cam oluyor. Ondan kaynaklı burayı da bütün keseceğiz. Bu ortadaki parça genel olarak çöp olacak. Yani bizi en çok yoran kısımlardan birisi de bu C. C üstün dediğimiz kısım. Tavanla birleşmesi. Yani burası bizi birazcık yoracak gibi gözüküyor aslında. İki parça mı yapacaksınız, tek yani parça mı? Tek parça olma ihtimali yok. Çünkü baktığınız zaman bütün uzun geliyor. Folyonun anatomisi buna izin vermiyor. Bundan kaynaklı mecburen bu üste veremeyeceğimiz için mecbur iki parça yapacağız. Harici olarak bagajı çok keskin bir hatta sahip. Evet, oradaki ışıklandırması yani var. Burada güzel var. Germeye ihtiyaç var. Yani zorlayacak kalacağız yani. Tabii. Araç zor bir araç ama altından kalkamayacağımız bir araç değil. Yani hadi bakalım. Biz yaparız, kendimize güveniyoruz. Toz almasın diye sularken açması daha mantıklı. Toz almasın diye en son şey yapıyoruz. Evet. Açarken elektrik topluyor. Şu iş bitmeden. Çünkü havada ne kadar toz varsa toplayacak. Evet, şu an zaten ıslatıyoruz. Elektrik yapmasın diye. İşte en korkulan şey ensar. Evet abi. Şimdi bu maket bıçakların ucu biraz farklı değil mi? Tabii ki. Nedir tam olarak? O yani, da biz genelde oyfak kullanıyoruz. Ama bugün bu rastladı. Onun haricinde başlangıcı olarak bizim diğer kullandığımız ürün ismi neydi? Estiyar. Estiyar. Estiyar kullanıyoruz.
Tam bir bitirin de öyle gösterelim bence en temizi. Zaten iyi kötü bir şeyler anlaşılıyor. Şimdi motor kaputu kendini çeke dursun. Bakın arkadaşlar, burada yana geçtik. Buradan mıknatısla tutturdular. Pek yapıldığını görmedim. Tebrik ederim. Güzel bir metot uyguluyorsunuz. Gerçek güzel bir ölçü alabilmek için folyoyu bu şekilde yandan tutturdular. Yani hani derler ya, utanmasam arabanın tamamını çıkaracağım buradan. Bak ya, arkasına da geldi. Yeni modelde araba olsa komple bütün kalıpları, kapıları dahil çıkmış olurdu ama eski model bir araç olduğu için. Doğru. Bir de uzun ya. Yani 5.2 metre arabanın uzunluğu var. Çok büyük bir araba aslında. Çaktırmıyor ama. Arkadaşlar bu ekip bir alem. Ne yaptınız arkadaş ya? Bir yemeğe gittik. Her yeri yapıştırmış geçmiş gitmişler. Bagaj kapağı. Bakın. Hop. Tavana geçtiniz mi? Ölçüsünü aldınız, geçmediniz daha. Çamurlukları yapıyorsunuz. Ya arabanın boyasını resmen yeni gibi gösterecek ya. Allah, koruduğumuza değdi bence. Mükemmel bir araba, mükemmel malzeme, mükemmel işçi. Çok çok mütevaziyiz. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Çok hevesli, güzel iş yapıyorsunuz. Bence bu işte en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani gerçekten sevmeyen insan yapamaz bunu. Şimdi pakolara geçtiler. Bu kapıdaki sıkıntı şu, daha doğrusu bu araçtaki kapılardaki sıkıntı, pakolardan dolayı ikiye bölünmüş bir durum var. Ondan sebeple de böyle iki parça halinde kapı yapabiliyorlar. Yani iş iki katı uzuyor. Şu kapıyı tek çıkardın değil mi? Evet. Koydun. Fazlasını camı çıkardın. Ek yok yani bunda. Hayır. Süper. Komple. Zaten ek olacak bir durum da yok burada. Evet. Buradaki aslında küçük bir problem var. Fitiller çok sıfıra sıfır olduğu için. Sıfıra sıfır ve sertleşmiş. Ve evet, eski olduğu için sertleşmiş. Burada malzemeyi, yani buraya yaslamış olduğumuz PPF'i böyle çok gözle görülmeyecek bir şekilde biraz içeriden kesiyorum ki fitile yakın olduğu zaman oradaki birikecek olan işte sular, çamurlar bu fitilin altına ister istemez zamanla doğru girmeye başlıyor. O yüzden mümkün olduğu sürece o tarz durumlarda biraz içeriden alınması gerekli. Mühürlenmesi işlemleri de devam ediyor bir yandan. Yani bu kesim işinde en önemli nokta, keserken kesecek olduğun yere bakmak. Kestiğin yere değil, falçtanın ağzına da değil. Tamamen şurayı kesiyorum ya, şurayı izlemem gerekiyor. Falçtanın hemen önünü izlemem gerekiyor ve parmağı sabit tutmak gerekiyor. Araba kullanır gibi diyorsun yani. Evet. Her zaman kesecek olduğun yere bakacaksın. Evet. Bu arada bakın, şu kulpların üstünü bile yaptık. Bunlar görüyorsunuz. Şimdi döndürecekler. Evet, kritik yerlerden bir tanesine daha geçtik. Bakın C sütunu, yani bizim burada boya tamiratı yaptığımız kısım. Yani sonucu merak ediyorum burada. Daha dar bir şekilde aslında burayı yapabilmemiz gerekiyordu. Maalesef biraz geniş oldu. Çok istediğim gibi olduğunu söyleyemeyeceğim. Yasemin Hanım selamlar. Merhaba. Dalmışsınız. Evet efendim, kontrolleri sağlıyoruz. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nda yerinizi açmışsınız. Evet efendim. Misafirlerimiz uçuş esnasında, zaman çok kıymetli biliyorsunuz. Seyahatlerinde yurt dışında ya da yurt içinde fark etmez. Araçlarını yıkama dahil olmak üzere tüm hizmetleri veriyoruz. Bu değerli Cadillac 93 model aracımızı da komple Z-Tech Pro ile kaplayarak ömrünü uzatmak, boya kalitesini bugüne kadar siz korumuşsunuz. Bundan sonra da Zibart olarak biz korumak istedik. Evet, araçlarını burada bırakıp gidebiliyorlar değil mi? Tabii ki, tabii ki efendim. Evet, biz teslim alabiliyoruz araçlarını ve kendi aracımız gibi kontrollerini sağlayıp aracın neye ihtiyacı varsa misafirimizin onayıyla hizmet verebiliyoruz. Bu şekilde tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Teşekkür davet ederim. 8 silindir takipçilerine indirimleri bekliyoruz. Evet, size özel. Özellikle söyleyin arkadaşlar. 8 silindir takipçilerine özel komple araç kaplama yapıldığında ön iki camı da biz hediye edeceğiz. Aynı zamanda ozonlu antibakteriyel temizlik de yapabiliriz. Teşekkür ederiz. Zibart'ta bir de şöyle bir kampanya var. Araç kaplama uygulaması süresince yedek araç temini var. İstanbul ve İzmir istasyonlarında geçerli ve de Şubat sonuna kadar. Genel anlamda bakıldığı zaman o ilk haline göre hakikaten müthiş bir iş ortaya çıktı. Yine var tabii, bakın. Ama çok daha az belli oluyor. Rötuşlar çok istediğim gibi olmadı rengi. Yani üzerine çok bariz belli oluyor. Ama yine de baktığımız zaman yani bu bütünlüğü sağladığımızı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Bir de şöyle yakından da göstereyim. Yani şu anki durum en çok bu kadar görünüyor işte.
öncekine göre çok iyi. Bir de şöyle bir şey, şuralarda çok fazla vardı. Belli oluyordu. Onlar hemen hemen gitti. Ben söylemesem çok fazla anlaşılmayabilir. Arkadaşlar, Kadir de takipçimiz. Zibart'ta çalışıyor. Hasta hasta geldi benim de bir katkım bulunsun diye. Kadir, hoş geldin. Evet, öndeki sıkıntılı yeri yapıyor. Oraya ben bir dokundum, fazla dokunmuşum. Şimdi onu toparlamakla meşgul. Eline sağlık. Bu arada logoları takacağız, arka tamam. Bir başka takipçimiz Zibart'tan, Yasin, bu sefer de etiketçi. Madem sen etiketçisin dedim, sen tak o zaman onları, en iyi sen anlarsın. Hatta arkalarını falan kendisi böyle şeffaf yapıştırıcıyla halletti, çift taraflı. Çok stresli bir iştir bu. Bir yapıştırırsın ondan sonra yamuk kalır. Ben bir şey yapayım. Şu an iyi görünüyor gibi ama. İyi. Bence iyi. Bunlar hep orijinal arkadaşlar. Orijinal olmayan ve aslına sadık olmayan tüm logoları söktük. Şimdi yapıştırıyoruz artık. İşte budur. Direkt yazının üzerine. Bunu hizalamak çok zor. Evet, işte budur arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. İşte orijinaline kavuştuk sonunda. Olması gereken düzen bu arabada. Bu arada buradan böldük. Bakın, çünkü bir yerden kesmeniz gerekiyor folyoyu. Burası da tam olarak burası oldu. Yani en sağlıklı yeri. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada ikimiz var. Şimdi tampon zamanı. Artık arkaya son dokunuş. Burada da plakalığı söktük. Rahat kaplama olması açısından. Şu ön kısım bayağı topladı. Kaplamayla daha da iyi duruma gelecek. Süleyman da orada ince detayları hallediyor. Son rötuşlar kontrol ede de geliyor. Bu arada arkadaşlar bakın, saat 9 oldu ve Zibart İstanbul'da çalışmalar aynen devam ediyor. Çünkü burada 24 saat çalışma var ve diyelim ki aracınızı bıraktınız, yıkattınız, temizlettiniz, kaplattınız, artık ne derseniz, herhangi bir gece bir saatte geldiniz, gelip buradan alabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Bu B sütunu var ya arkadaşlar, bakın. Şimdi burayı sildik. Biraz matlaşmış. Orijinal hali bence daha parlaktı bunun. Ama siyah. Zamanla güneşten vesaire, tozdan. Şöyle bir şey yaptık. Evet, Emre burada bunu kapladı ve bakar mısınız? O piyano bilek dediğimiz mevzuya tekrar kavuştuk yani. Süper. Yordu mu? Yordu. Peki oldu mu? Bence oldu arkadaşlar. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Boyasız olduğunu düşündüğüm, birçok kişinin de böyle düşündüğü bir aracı bir Cadillac'ı orijinal boyasında bırakarak aşağı yukarı aynı parlaklığa getirmeyi başardık. Sonuçta altta parlak bir cila tabakası üzerine, bir koruyucu tabakası üzerine oldukça parlak poliüretan bir kaplama yaptık. Hem parlaklığını elde ettik, hem de korumamızı fazlasıyla sağladık. Bahsettiğim gibi kaputta sıkıntılar var ama orijinalini korumak adına böyle bir şey yaptım. Bu da artık benim takdirim. Ön tampona emin değilim. Bence güzel oldu ama sürtme olan yerler vardı. Kapattık. Japon yapıştırıcısının damladığı yeri hallettik. Ama arka tampon gibi orası da komple bir boya istiyor gibi görünüyor. Yani metal parçalarla çok fazla oynamadan plastiklerle bu işi hallettik. O ilk günkü parlaklığına kavuştu. Sonuçta 93 model ve 120 bin kilometrede bir Amerikan'dan bahsediyoruz. Peki ne eksik kaldı? Tabii ki de jantlar. Hem göbekleri yok şu anda. Arkalar zaten hatalıydı. Sonradan takılmıştı. Jantları CNC, boya ve polisaj işlemine sokacağız. Gerçekten aracı en çok gösteren şeylerden bir tanesi jantları. O nedenle bir sonraki bölümde aracımızın jantlarıyla beraber bitmiş halini görebilirsiniz. Tabii ki sadece görmek değil, bu polisaj işlemlerini, CNC işlemlerini ve boya işlemlerini size göstereceğiz arkadaşlar. Lastik Park'ın katkılarıyla sunduğumuz Tozlu Garaj'da aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.